Bu videoda arkadaşlar rassal değişkenlerin toplamı ve farklarını inceleyeceğiz. Ve eminim ki bazı çıkarımlara da ulaşacağız. Şimdi rassal değişkenlerimiz x ve y olsun. Bu değişkenler birbirlerinden bağımsızlar. Anlaştık mı? Bağımsız x, bağımsız y. Ben diyor bağımsız takılırım baba diyor bu değişkenler. Bağımsız rassal değişkenler. Öncelikle bazı gösterimler üzerinde duralım. X değişkeninin beklenen değeri hakkında konuşuyor olsaydık eğer bu X rassal değişkeninin ortalamasına eşit olur derdik. Öyle değil mi? Aynı şekilde Y'nin beklenen değeri de nedir? Y'nin ortalamasına eşittir. X rassal değişkeninin varyansı ise X değişkeninin ortalamasına olan farkının karesinin beklenen değeridir. Tekrar ediyorum. X değişkeninin ortalamasına olan farkının karesinin beklenen değeridir. Evet, bu farkın karesini beklenen değeri. Bu aynı zamanda sigma x'in karesine eşittir. Şu ana kadar yaptıklarım sadece tekrardı. Az sonra bunların üzerine başka şeyler koyarak incelememizi derinleştireceğiz. Ama önce aynı şeyi y-rassal değişkeni içinde yapalım. Y-rassal değişkenin varyansı, değişkeninin varyansı ne oluyor bu durumda? Y değişkeni eksi, y değişkeninin ortalamasının karesinin beklenen değeridir. Evet, bu da sigma y'nin karesidir. Beklenen değer ve varyansların özelliklerini biliyor olsanız bile ben yeniden üzerinden geçmek istiyorum. Hem çok ağır bir ispat da yapmayacağım öyle yani anlamak kolay olacak. Üçüncü bir rastsal değişken belirleyelim arkadaşlar. Z diyelim buna, Z değişkeni bu değişken x ve y'nin toplamı değerinde olsun. Az önce kullandığım renklerle bir daha yapacağım ki takip etmek kolay olsun. Ne demiştik efendim? Z eşittir. X rastsal değişkeni artı Y rastsal değişkeni. Şimdi Z'nin beklenen değeriyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Z'nin beklenen değeri, bu arada bu beklenen değerin bir özelliğidir. Dediğim gibi şimdi ispat yapmayacağım. Evet, Z'nin beklenen değeri x artı y'nin beklenen değeri, yani x'in beklenen değeri artı y'nin beklenen değeri eşittir. Başka bir deyişle, z'nin ortalaması da x'in ortalaması artı y'nin ortalamasına eşit olur. Şimdi biraz daha detaya inelim. Başka bir rastsal değişken tanımlayacağım arkadaşlar. Çok fazla rengim kalmadı ama idare edelim. A rassal değişkeni de x eksi y olsun. Peki bunun beklenen değeri ne olabilir? A'nın beklenen değeri x eksi y'nin beklenen değerine ya da x'in beklenen değeri eksi y'nin beklenen değerine eşit olur. Aynı şekilde bunu da x'in ortalaması eksi y'nin ortalaması olarak düşünebiliriz. Evet, bu da A değişkeninin ortalamasıdır. Hala tekrar yapıyoruz arkadaşlar ama tüm bunları başka dağılımların toplamı ya da farkı olan dağılımlar hakkında konuşurken bu bilgileri kullanacağım. Sıra Rastsal değişken Z ve rassal değişken A'nın varyanslarına geldi. Z'nin varyansı, az önce konuştuklarımıza odaklanalım arkadaşlar. Neydi? Eğer X ve Y'den bağımsızsa ve yani eğer X, Y'den bağımsızsa e, ve eğer başka bir rassal değişkeni X ve Y'nin toplamı olarak belirlersek, yeni rassal değişkenin beklenen değeri, X'in beklenen değeri artı Y'nin beklenen değerine eşit olur. Bunu söyledik. Çünkü x ve y birbirinden bağımsız değişkenler. Eğer x'in beklenen değeri diyelim 5, y'nin değeri de 7 ise, z'nin beklenen değeri ne olur? 5 artı 7, 12 olur. Neden mi? Çünkü az önce de söylediğim gibi x ve y nedir? Bağımsız değişkenlerdir. Şimdi varyansa geri dönelim. İspat yapmayacağımın ve bunun varyansın özelliklerinden biri olduğunun bir kere daha altını çizdikten sonra şöyle diyorum. Z'nin varyansını A'nın varyansını bulmak için kullanacağımı da ekliyorum. Şimdi buradaki uzaklığın karesi ortalama olarak bir varyanssa, buradaki değişken de bundan bağımsız ve bunun uzaklığının karesi de ortalama olarak başka bir varyanssa, toplamlarının varyansı varyansların toplamıdır. Evet. Toplamlarının varyansı varyansların toplamıdır. O zaman z'nin varyansını x'in varyansı artı y'nin varyansına eşit olarak yazabiliriz. Bir kere daha yazalım. z'nin varyansı x artı y'nin varyansına bu da x'in varyansı artı y'nin varyansına eşittir. Umarım size de mantıklı gelmiştir. Bunu birçok istatistik kitabında da bulabilirsiniz. Şimdi size a rastsal değişkeninin varyansının da buna eşit olduğunu göstermek istiyorum. Evet evet doğru duydunuz. A'nın varyansı buna eşit olacak. Bir dakika şu anda nasıl olur ya? Fark olması gerekmez mi? Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl aynı olur? Dediğinizi duyar gibiyim. İsyan ettiğinizi, kapıları pencereleri kırdığınızı fark ediyorum. Öyleyse bir dakika açıklama getirelim. Hadi deneyelim. A rassal değişkenin varyansı neydi? X eksi Y'nin varyansına ya da e, X artı eksi Y'nin varyansına eşit demiştik değil mi? Şimdi bu ifadeler birbirine eşdeğer. Öyle değil mi? Tamam devam edelim. Buradaki varyans toplamını kullanarak bunu x'in varyansı artı eksi y'nin varyansı olarak yazıyorum. Bir de eksi y'nin değişkeninin varyansının y değişkeninin varyansına eşit olduğunu göstermemiz lazım. Evet, eksi y'nin varyansı nedir? eksi y'nin varyansı. Eksi y'nin varyansına bu da eksi y eksi eksi y'nin beklenen değerinin karesinin beklenen değerine eşittir. Of nasıl kurdum bu cümleyi bir an ben bile bilemedim. Ama bunlar birbirine eşit. Biraz karmaşık göründüğünün farkındayım ama varyans gerçekten de buna eşit arkadaşlar bana inanın. Şimdi size buradaki eksi y'nin beklenen değeri nedir diye sorarsam ne dersiniz? Hatta kolay olsun diye Önce bunu eksi 1 parantezine alalım. Bu eksi 1'in karesi çarpı y artı eksi y'nin beklenen değerinin karesidir. Öyle değil mi? Evet. Burada karesini aldığımız parantez nedir? Buna eşittir. Pembe ile yazdığım her şeyin birbirine eşit olduğunu anladığımıza göre başına beklenen değeri de koyalım ve yolumuza devam edelim. Eksi y'nin beklenen değeri neydi? Buraya yazacağım rassal bir değişkenin negatifinin beklenen değeri o rassal değişkenin beklenen değerinin negatifine eşittir. O zaman bunu yani eksi y'nin varyansını eksi 1'in karesi olarak yazarız. O da nedir? 1'dir. Burada ise y var. Sonra da artı eksi y'nin beklenen değeri yerine eksi y'nin beklenen değerini yazabilirim. Bir de karesini alacağız ve şimdi dikkat edin. Tanıma göre bu Y'nin varyansına eşit, öyle değil mi? Evet. Ve böylece iki rastsal değişkenin farkının varyansının değişkenlerin varyanslarının toplamına eşit olduğunu göstermiş olduk. İki değişkenin farkının varyansını birinci değişkenin varyansı artı ikinci değişkenin negatifinin varyansı olarak yazıp, bunun aynı değişkenin pozitifinin varyansına eşit olduğunu göstermiş olduk. Ortalamadan olan uzaklığın değişkenin negatifimi yoksa pozitifimi için olduğunun bir önemi yoktur arkadaşlar. Çünkü önemli olan uzaklıktır. Bundan dolayı bununla bu birbirine eşittir. Bu videoda göstermek istediğim başka bir de işte bu videodan çıkarmanız gereken sonuçlardan biri farkın ortalamasının ortalamaların farkına eşit olması. Bir diğeri ise önümüzdeki videolarda bunun üzerine daha çok konuşacağız. Farkın varyansı. Yani eğer iki tane rastsal değişkenim varken ee, ve üçüncü bir rassal değişkeni bunların farkı olarak tanımlıyor iken tanımlıyorsam. yani üçüncü rassal değişkenin varyansı Diğer rassal değişkenin varyanslarının toplamına eşit olur. Evet, önümüzdeki videolarda da kullanacağımız önemli çıkarımlar Bunlar da arkadaşlar Umarım çok fazla kafanız karışmamıştır. Eğer karıştıysa bunları olduğu gibi ve soruları çözerken kullanacağınız araçlar e, olarak e, oldukları gibi kabul etmenizi öneriyorum. O zaman kafanız rahatlayacaktır. Anlaştık. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.